İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Mandalina Napul'de Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını anma töreni gerçekleşecek. Batı Ermenistan'ın evlatları Anna Dervartanyan. Ermeni kimliği, Ermeni yetimler. Batı Ermenistan'daki SASU'nun öz savunma savaşları. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Aliyev'in açıklamaları, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Güney Kafkasya'da devam eden çözüm süreçlerini bozma çabalarını göstermektedir. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'ten sağ kurtulanların tanıklıkları artık Yerevan'da mevcut. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı. Bugün tarihi paysajımızın da kaybıyla karşı karşıyayız. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Mandalina Napul'daki Ermeniler Derneği, Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi, Gazi İşleri ve Ermeni kökenli Fransız Direniş Savaşçıları Derneği, sizleri Ermeni halkına karşı işlenen soykırım Armenosid'in kurbanlarını anma törenine katılmaya davet ediyorlar. Tören 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 11'de Mandalina Napul Belediye Başkanı Sebastian Leroy'un onursal başkanlığında Fransa'nın Mandalina Napul kentinde gerçekleşecek. Adres Ermenistan Meydanı, Mandalina Napul Haçkar Anıtı'nın önünde. Tören protokole göre gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın ilk kadın kaptanı Anna Dervartanyan, "Ben Ermeniyim ama memleketime hiç gitmedim. Bir gün ailemin hayalini gerçekleştirip Ermenistan'ı ziyaret etmeyi gerçekten umuyorum," dedi. Anna Dervartanyan'ın ebeveynleri 1918'in sonlarında soykırımdan, Armenosit'ten kaçarak Harbert'ten Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrine gelen mültecilerdi. Anna doğduğunda babası Mateos Dervartanyan 27, annesi Arusya Galusyan 21 yaşındaydılar. İkinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında acil gönüllü hizmet için kadınlar programı kapsamında ülkenin deniz kuvvetlerine katıldı. Askerliği sırasında birçok zorluğun üstesinden gelerek azim ve disiplini sayesinde meslektaşlarının saygısını kazanmayı başardı. Anna Dervartanyan, kusursuz hizmetlerinden dolayı Ulusal Savunma Madalyası ve diğer madalyalarla ödüllendirildi. Örnek bir kadın asker olmasının yanı sıra kadınların Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'ne girmesinin önünü açan biri olarak da biliniyor. Anna Dervartanyan, Deniz Kuvvetleri'ndeki hizmetlerinden sonra Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'ya geçerek bu kurumda analist ve ardından karşı istihbarat uzmanı olarak görev aldı. Teşkilatta gerçekleştirilen hizmetlerin detayları bugüne kadar gizli tutulmaktadır. Reportajlardan birinde Dervartanyan, "Orası benim için güzeldi. Orta Doğu analistiydim. Bu kadar," dedi. Anna Dervartanyan hayatı boyunca çok seyahat etti. Mısır, Tunus ve Cezayir'e resmi ziyaretlerde bulundu. Ermenistan'da olmayı çok istemesine rağmen ana vatanını ziyaret etmeyi başaramadı. 4 Ağustos 2011'de 90 yaşında vefat etti ve naaşı Arlington Ulusal Mezarlığı'na defnedildi. Osmanlı yetkilileri Müslümanlara sadece yetim Ermenileri değil, aynı zamanda anne ve babası hayatta olan çocukları da dağıttı. Örneğin Marzvan, Amasya ve Tokat Ermenilerinin sürgünü sırasında hükümet yetkilileri çocukları kervanlardan ayırmış ve sürgündeki anne babalarına yollarına devam etmelerini emretmiştir. Daha sonra çevre köylerin Müslüman ahalisine istedikleri Ermeni çocuğunu gelip almaları için duyurular yaydılar. Osmanlı yöneticilerinin Ermeni çocukları Türk yetimhanelerine götürmeye ilgi duymaları, onları Müslümanlaştırma ve asimile etme arzularından kaynaklanıyordu. Çünkü o yıllarda Osmanlı topraklarında Avrupalı, Amerikalı misyoner yetimhaneleri de faaliyet gösteriyordu. Jön Türk liderlerinden biri olan Cemal Paşa, özellikle Ermeni yetimlerin Türkleştirilmesi konusunda etkindi ve onun girişimiyle Lübnan'daki Cizvit Manastırı, Ayn Tura'da bir yetimhane kurdular ve burada İslamlaştırma ve Türkleştirme amacıyla 1200 civarında Ermeni çocuğunu bir araya topladılar.
soykırım, Armenosit'ten sağ kurtulan yetimlerin hatıralarından, yenilgiden sonra Türkler kaçarken yetimhanenin eczacısı Rıza Bey'e yemeği zehirleyerek yemekhanedeki tüm çocukları öldürmesi talimatını verdikleri anlaşılmaktadır. Ancak Türkleşmiş bir Bulgar olan Rıza Bey, daha sonra Konstantinopolis'te tesadüfen karşılaştığı yetimhane öğrencilerden birine söylediği gibi bu suçu işlememiştir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'ın Türk diktatörlüğüne karşı kayda değer silahlı mücadelesinin örnekleri 1894 ve 1904 Sasun ayaklanmaları ve 1915'in öz savunmasıdır. 19. yüzyılın 90'lı yıllarında Osmanlı yetkilileri Sasun Ermenilerinin yarı bağımsız devletini ortadan kaldırmak için Ermeni-Kürt çatışmalarını kışkırttı. 1894'te Türk hükümeti Sasun çevresinde bir askeri bölge oluşturup savaş hali ilan etti, birliklerin liderliğini yapması için Zeki Paşa'ya talimat verdi. Meşru müdafaa için Sasun halkı Büyük Murat liderliğinde hazırlandı. Ermeniler 1904 yılının 14 ile 15 Nisan arasında Merker köyü çevresindeki yoğun çatışmalarda düşmanı geri çekmeye zorladı, ancak ikincisi topçu ateşi açtı. İki gün sonra Türk ordusu 12 toptan ateş açarak taarruza geçti. Sasun halkının kahramanca savunması ve büyük güçlerin müdahalesi, saltanat hükümetini Sasun Ermenilerini yok etme niyetinden geçici olarak vazgeçmeye zorladı. 1915'te Sasun'un öz savunması, Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında Sasun halkının hayatta kalma mücadelesiydi. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı, Jön Türk hükümetinin Sasun'u nihayet bastırma ve Ermenileri yok etme planını uygulamasını sağladı. Sasun halkı sadece 1000 eski ve yeni savaş ve av tüfeğine sahip olarak nefsi müdafaa için hazırlandı. Ermeniler, Türk-Kürt üstün kuvvetlerinin baskısı ve topçu ateşi altında Andok Dağı'na çekildi. Sasun'un savunmacılarını mağlup eden zalimler 60 bin Ermeniden 45 binden fazlasını katletti. Diğerleri dağlara ve vadilere saklandı. 1916 baharında Rus birlikleri Muş'u işgal ettiğinde birkaç bin Sasun Ermenileri dağlardan indi ve katliamdan kurtuldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2023 yılının 18 Nisan'ında yaptığı açıklamaları, onun Ermeni tarafının ve uluslararası toplumun Güney Kafkasya'da barışı sağlama çabalarını baltalama saiklerini bir kez daha ortaya koymaktadır. Armen Press'in aktardığı habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu konuya değinildi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle deniyor. İlham Aliyev bu açıklamalarıyla Almatı Deklarasyonu'na dayalı olarak Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sınır çizilmesi ve Artsakh halkının haklarının ve güvenlik garantilerinin ele alınması için uluslararası bir mekanizmanın oluşturulması dahil Azerbaycan'ın huzurunda ve arabuluculuğunda Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü tanıdığı ve bir takım açık yükümlülükler üstlendiği çeşitli uluslararası ortakları açıkça hor görüyor. Dahası Azerbaycan Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamayla Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen bölgelerine yönelik planlı saldırı ve işgal gerçeğini açıkça kabul etmekte ve Artsakh Dağlık Karabağ halkını etnik temizliğe maruz bırakma niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ana vatanlarında yaşayan Artsakh'ın barışçıl yerli halkına açıkça ontolojik tehditlerde bulunuyor. Birkaç gün önce Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yasa dışı bir şekilde sızan, bir Ermeni vatandaşını kasten vahşice öldüren ve bunu Azerbaycan tarafına bildirmeye çalışan Azeri askeri de Azerbaycan siyasi liderliğinin açıklamalarından ilham aldı. Eminiz ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamasından sonra bu ve yukarıda belirtilen suçların devlet düzeyinde organize edilmesi uluslararası camiada şüphe bile uyandırmayacaktır. Azerbaycan, yıllardır bölgede biriken sorunlara kalıcı çözümleri aramak yerine aşırılık emellerini güç kullanarak ve güç tehditleriyle ilerletmeye çalışıyor.
Ermeni tarafı Azerbaycan'ın yürüttüğü bu politika hakkında defalarca uyarıda bulunmuş ve uluslararası toplumun dikkatini uluslararası hukuka dayalı dünya düzeni için böyle bir çalışmanın tehlikelerine çekmiştir. Zoryan Enstitüsü'nün en eski ve sürekli güncellenen projelerinden biri olan Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in sözlü tarih koleksiyonu, Zoryan Enstitüsü Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi Sözlü Tarih Merkezi'ne aktarıldı. Armen Press'in Ermenistan Cumhuriyeti'nin Zoryan Enstitüsü, Uluslararası Araştırma ve Geliştirme Fonu'nun basın açıklamasından öğrendiğine göre koleksiyon artık Yerevan'da çalışan veya Yerevan'ı ziyaret eden öğrenciler, profesörler, araştırmacılar ve bilim insanları için ulaşılabilir ve Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan Ermenilerle ilgili 750'den fazla röportajı içeriyor. Zoryan Enstitüsü, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi'nin Sözlü Tarih Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Ermenistan-Amerikan Üniversitesi öğrencilerine 44 günlük Arsaz Savaşı'nın Sözlü Tarih Programı çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmelerin dökümü ve çevirisi de emanet edildi. Bu durumda amaç aynı, röportajları İngilizceye çevirmek ve onları dünya çapındaki bilim insanlarının ve araştırmacılarının kullanımına sunmak. 2018 yılında Zoryan Enstitüsü'nün Ermenistan-Amerikan Üniversitesi ile Zoryan Enstitüsü Ermenistan-Amerikan Üniversitesi Sözlü Tarih Merkezi'nin kurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığını belirtmek gerekir. Arçak'ın Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı, Uluslararası Anıtlar ve Siteler Günü olan 18 Nisan'da bir açıklama yayınladı. Binlerce yıllık tarihimizin şahidi olan tarihi ve kültürel eserler, farklı zamanlarda defalarca düşman saldırısına uğramış ve kamulaştırılmıştır. 44 gün süren savaş ne yazık ki Arçak'ın tarihi ve kültürel mirasına da büyük bir darbe vurdu. 2020 yılına kadar Arçak'ta yaklaşık 4118 sertifikalı anıt varken, bugün bunların yaklaşık 2000'i Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklarda kaldı. Yaklaşık 169 kilise, manastır kompleksi ve şapel dahil. Tarihi ve kültürel rezervlerimiz de düşman kontrolünde kalmıştır. İşgal altındaki bölgelerdeki anıtların korunmasıyla ilgili olarak çatışma bölgelerindeki anıtların korunmasıyla ilgilenme görevinde bulunan yapılara çok sayıda mektup gönderildi ancak şu ana kadar gerçek bir pratik adım atılmadı. Savaştan sonra bile düşman kimliğimizin mührü olan tarihi ve kültürel mirasımızı yok etme ve çarpıtma fırsatını kaçırmıyor. Bugün aynı zamanda ciddi bir zorluk olan tarihi peyzajımızın kaybıyla da karşı karşıyayız. Kültürel mirasımızın düşman tarafından nasıl tahrip edildiğinin gerçeklerini ortaya koyarak uluslararası sahnede mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama her şeyden önce tarihi ve kültürel anıtlarımızın her birimizin korunmasına ve özenine ihtiyacı var. Bizler yüzyıllardan beri bize miras kalan tarihi ve kültürel mirası elimizden geldiğince zarar görmeden gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Oy Oy Garip adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.